Işığın mücevherlerine hoş geldiniz. Kozmik farkındalık ve zodyak ilişkisi Alice A. Bailey, ezoterik astrolojiden derlenmiştir. Tibetli üstad, Mesih'in bazılarının ona atfettiği şatafat ve törenle yeniden ortaya çıkmayacağını veya ilahi gücünü kanıtlamak için yeniden ortaya çıkmayacağını açıklar. Aksine onun bu ikinci gelişindeki ana amacı zaten var olan Tanrı'nın krallığını halka duyurmak olacaktır. Onun bir kez daha açıkça insanlığın arasında yürüyebilmesi için gerekli olan şey, gezegenimizin atmosferini değiştirebilecek yeterli sayıda etkili işçiler ve spiritüel görüşlü insanların olduğu bir dünyadır. Ancak o zaman Mesih'in yeniden ortaya çıkacağı konusunda uyarılıyoruz. Ortaya çıkıyorum ve zihin düzleminden yönetiyorum. Ruhun şarkısı, tezahür döngüsünü başlatan Koç burcunun bu ilk burcundaki ezoterik anahtar nota budur. Bu süreçte Koç enkarne olan ruha sembolik olarak verilen aşağıdaki dört emri iletir. Hepsi de aynı fikri taşır. Olma ve yapma isteğini ifade edin. Tezahür etme gücünü ortaya çıkarın. Rab için savaşa girin. Çaba yoluyla birliğe varın. Yaratılış, oluş, etkinlik, çekişme ve nihai sentez. Bunlar bu ilk işaretin Rabbinin doğasını tanımlar. Ve onun gezegenimizi bu sonuçlara etkilemesini sağlar. Ve böylece İfadeye yönelik büyük mücadele döngüsü başlar ve gizli öğretinin temel ve kapsayıcı sözleri ortaya çıkar. Madde, varoluşun bu düzleminde ruhun tezahürü için bir araçtır ve ruh da daha yüksek bir düzlemde spiritin tezahürü için bir araçtır ve bu üçü hepsine nüfuz eden yaşam tarafından sentezlenen bir üçlüdür. Gizli öğreti, birinci cilt. O halde bireyselleşmenin ilk büyük kozmik inisiyasyonu sürecini başlatan Koç burcudur. Bu süreç çağlar sonra çarkın tersine çevrilmesiyle ve değişken açtan öğrenciliğin sabit açına ve oradan da kozmik farkındalığı getiren kardinal haça geçişin başarılmasıyla sonuçlanır. Bu şekilde yaşamın ve dolayısıyla okültizmin temeli olan üçlülüğün doğasını bilir, deneyimler ve anlarız. Yaşam, kalite ve görünüş. Koç bir ateş burcudur. Koç, yaşam yolu boyunca farklı noktalarda ruhu yanan zemine zorlayarak enkarnasyon sırasında arınma sürecine tabi tutar. Bu deneyim eski yorumda özlü ve resimli bir şekilde şu şekilde ifade edilir. Deneyim ormanları ateşe verilir ve alevler içinde çözülür ve sonra yol berraklaşır ve engelsiz görüşe ulaşılır. Dışsal yönetici Mars çatışma ve formun ölümünü getirir. Böylece sahne Merkür'ün bu çatışma ve ölümün doğrudan bir sonucu olarak aydınlanma ve sezginin gelişimini getirmesi için hazırlanır. İşte bu nedenle yaşamlarımızdaki krizleri memnuniyetle karşılamamız istenir ve eğer kriz yaşamıyorsak neden tetikte olmamız emredilir? Çünkü öğrencinin yaşamı krizden yoksunsa o zaman ilerleme eksik demektir. İçsel yaşam durgundur. Kendimizi çatışmanın ve krizin ortasında bulduğumuzda o zaman sessiz bir merkez olarak yaşam çemberinin içinde durmak gerekir. Ancak Tibetli bize onun durgun bir havuzun sessizliği değil, aktif çabayla kargaşanın üstesinden gelerek elde edilen sessizlik olduğunu söyler. Hiyerarşi, spiralin daha yüksek bir dönüşünde Tanrı'nın iradesinin bilindiği merkezi çağıracak ve böylece Tanrı'nın amacını çağıracaktır. Böylece Tanrı'nın iradesi sevgi tarafından uygulanacak ve akıllıca tezahür ettirilecektir. Bunun için insanlık hazırdır ve dünya bunu beklemektedir. Ebediyen mevcut olan ilahi tohum, spiritüel potansiyel, her birimizin ve her insanın içindeki ruh, büyüyüp serpilebilmesi ve tüm gezegene vazgeçilmez ve gerekli olan ışık, sevgi ve gücü getirebilmesi için her günün ışığına getirilmelidir. Tibetli Üstad soruyor. İnsanın özleminin ve spiritüel arzusunun yükselişi ve bekleyen potansiyellerin inişi yoluyla tüm geçmişin yalnızca hazırlayıcı olduğu bazı büyük değişimlerin gerçekleşmesi mümkün olamaz mı? 7. ışın tarafından yönetilen Uranüs'ün gücü kova çağında aktif olarak işlerken ilahi enerjilerle işbirliği faaliyetlerinin tamamlanmasını tek bir kozmik oratoryo olarak yaratılışın senfonisi olarak görebiliriz. Romalılar 12.2'deki pasajda bu dünyanın kalıbına uymayın denmektedir. Ama zihninizin yenilenmesiyle dönüşün. Her enerji ancak düşüncenin etkisiyle yaşam ve biçim kazanabilir düşünce evremin hareket ettiricisidir. Sonsuzluk 2. Dolayısıyla bu restorasyon ve diriliş festivali bize tıpkı uzak günlerde ruhun kişiliğin taleplerine boyun eğmesi gibi şimdi de kişiliğin süreci tersine çevirmesi ve ruhun taleplerine boyun eğmesi gerektiği düşüncesine işaret etmektedir. Bildiğimiz gibi dolunay ve yeni ay döngüleri sırasında enerji odağımız nefes alma çabasından nefes verme çabasına kayar. Dolunay'dan bir sonraki yeni aya kadar olan dönem, planın yeni aydan Dolunay'a kadar olan döngü boyunca solunan, anlaşılan, fark edilen, kavranan yönlerinin eyleme geçirildiği dönemdir. Nefes alın. Bunu yapabilir ve farkındalığın ışığını aynı anda ortaya çıkan planın ciddi yoğun fiziksel ihtiyaçlarını odaklayabiliriz. Buna sentez denir. Planın serilmekte olduğunu hatırlamak her zaman iyidir. Yeni ay ve dolunay meditasyonlarında görüşmek üzere